Merhabalar. Bu aralar virüs sebebiyle hepimiz evde kalmak zorundayız ve evdeyken de yapabileceğimiz, ev dekorasyonumuzu değiştirebileceğimiz, yenileyebileceğimiz birçok yöntem mevcut. Bu sebeple bu video serisini çekmeye karar verdim. Ev dekorasyonunuzu yenilemenin 10 yolu isimli bu video serimizde çok basit ve kendi başınıza yapabileceğiniz bazı değişikliklerle evinizin ve mutfağınızın tüm havasını değiştirebilirsiniz. Hem de çok uygun maliyetlerle yeni dolap almanıza gerek kalmadan. İlk videomuzda evinizdeki kulpları değiştirmenin ve nasıl değiştireceğinizin, nasıl ölçü alacağınızın bilgisini vermek istiyorum. Öncelikle eski kulbunuzu değiştiriyorsanız aynı ölçüde kulp almak zorundasınız. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü çok değişik ölçülerde kulplar var. Ve bu kulplar da mesela şöyle söyleyeyim size. Şu iki kulp aynı delik ölçüsüne sahip. Ama dışarıdan baktığınızda sanki farklı ölçülerde gibi anlayabilirsiniz. Bu sebeple ilk yapmanız gereken şey eski kulbunuzu çıkarmak. Eski kulbunuzu çıkarıp iki delik arasındaki şu mesafeyi ölçerseniz tam ortalarından. Örneğin bu 96 milim gelmektedir tam orta noktası. Veya şöyle de yapabilirsiniz. Kapağın üstüne göstereyim. Kapağınızı açtıktan sonra zaten iki tane delik vardır orada. Şu şekilde ölçersiniz. Gördüğünüz gibi 16 santim geliyor. Yani 160'lık kulp var demek ki eski kapağınızda. Bunun gibi ölçü rahatlıkla alabilirsiniz. Delikten deliğe ölçmeniz sizin için en garantisi olur. Eğer kapağınız çok çok eski değilse şu şekildedir delikleriniz. Ya tekli düğme vardır. Sonra hep 32-32 gider. Yani 32 milim, 64 milim, 96 milim, 128 milim, 160 milim, 192 milim boyları bu şekilde gitmektedir. Yani arada aklınıza şey takılabilir. Ben bunu 158 milim ölçtüm ya da 162 milim ölçtüm. Acaba yanlış mı diye. Eğer yani kulbu takan kişi yanlış bir ürün takmadıysa 16 santimlik olan ürünü, 160 milim olan ürünü aldığınız zaman onun yerine uyar. Yani bu videoda daha çok eski kulplarınızı değiştirmekle ilgili bilgi vereceğim için en sık kullanılan ölçülerle ilgili daha çok bilgi vermek istiyorum. Peki eskiden en sık kullanılan ölçü hangisiydi? 96 milim ve 128 milim diye geçen ölçülerdi. 96 milim dediğim gibi iki delik arası mesafedir. Eğer 96 milim bir kulbunuz varsa ben özellikle şu ürünleri öneririm. Niye diyeceksiniz? Çünkü bunların ayakları da uzun olduğu için 96 milim olmalarına rağmen 128 8 bir kulpla aynı ölçüde gibi duruyor. Artık kulp boyları da büyüdüğü için normal 96 alsanız mesela şu standart 96'dır. Gördüğünüz gibi aralarında bayağı boy farkı vardır. Şu anda özellikle porselen kulplar bayağı moda. O yüzden ve özellikle şu kulplar kapağın üstünde çok şık duruyorlar. Özellikle beyaz kapaklarda şu 3 modeli tavsiye ederim. Eğer ahşap rengi kapaklarınız varsa da sarılar gerçekten şık duruyor. Fakat yeni daha modern olsun derseniz krom kulplar da iyidir. Bunlar da mesela bu da 96 milim gelir. Nil kulp diye geçer ve bu da simal kulp diye geçer. Siz bir de bahsetmem gereken dediğim gibi 64 milimler vardır. Fakat 64 milimlerde artık çok çeşit çıkmıyor. Biraz iyice eskiye gidiyor. Onlar da şu kulbu kullanabilirsiniz. Bu da kromdur. Yine daha eskiden göre çok daha şık durur. Bir de tekli düğmeler olabilir. Bu çıkan yeni tekli düğmeler de özellikle porselen görünümlü polimerler veya porselenler kapakta gerçekten çok şık duruyor. Beyaz krom olanlar, antik desen senlerin üstünde de şu ürün çok güzel oluyor ya da siyah da çok şık oluyor gerçekten. Diğer kulplarla birlikte kombin de yapabilirsiniz. Son olarak biraz çok sık olmasa da artık 40 seneden eski dolaplar da olabiliyor. Bunların da ölçüleri bu sefer değişiyor. Geçen müşterimizin başına geldi. 72 milim, 80 milim gelen kulplar varmış kapağında. Artık onlar iyice eski. Hani onlar da pek şansınız yok maalesef. Biraz sıkıntılı o. Şöyle bir şey önerebilirim. Şunun gibi bir L kulp vardır. Bu arkası bütün olduğu için delikleri kapatır. Yani iki tane zaten iki tane deliğe bakıyor. Bunu çok da şey değil. Biraz eliniz matkap tutuyorsa rahatlıkla delebilirsiniz. O deliklere denk gelecek şekilde şunu koyarsanız bence bu kulp şu anda çok da şık duruyor. Bahsettiğim gibi bunların delik ölçüleri çok büyüyor, şekilleri çok değişiyor. Yani o yüzden bu videoda hepsini size anlatmam mümkün değil. Hırdavatfırsat.com online satış sitesinde bu kulpların hepsi boyuna göre kategorize edilmiş durumda. Yani 64 milim, 96 milim, 128 milim, 160 milim şeklinde. Hani delik ölçünüzün olduğu şeye girersiniz linke. Açıklamalarda o linki de zaten yazacağım.
Yani çok basit bir şey bunları değiştirmek. İki, sadece bir tornavidayla eskisini çıkartacaksınız, yenisini takacaksınız. Kendi başınızda da çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Fakat inanın bütün mutfağınızın veyahut da belki salondaki bir mobilyanızın bütün havasını değiştirecek. Yani bence çok basit bir şey. Evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz bunu. Özellikle şu dönemlerde bence başlayın. Bundan sonra diğer videolarımda da yapabileceğiniz başka önerileri vereceğim. Kanalıma abone olarak yeni videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Dediğim gibi açıklamalarda da ürünlerin linkini vereceğim. Böylece istediğiniz zaman sipariş verebilir. Ödavatfırsat.com'dan ve ertesi gün evinize takabilirsiniz. Bence kaçırmayın derim. İyi günler derim.